Çin Uygur çocuklara Kongzi öğretilerini ezberlemeye zorluyor. Çin işgal yönetimi Doğu Türkistan'daki Han faşizmi temelli ırkçı uygulamaların şiddetini artırarak sürdürüyor. Uygurların kendi çocuklarına Kur'an-ı Kerim ve dini eğitim vermesini terör suçu kapsamına alarak ağır şekilde cezalandırırken, diğer yandan Çin ırkçılığının kurucusu ve fikir babası Çinli düşünür Konfüçyüs'ün öğretilerini Çince olarak ezberletmeye zorluyor. Çin yönetiminin Doğu Türkistan genelinde başlattığı sözlü etnik akrabalık haftası etkinliği devam ederken, Urumçi ve Künes bölgelerinde en az 30 kazağın gözaltına alındığı bildirildi. Çoğunlukla gençlerden oluşan bu kişilerin Kazakistan Cumhuriyeti'nin milli gününde kutlama mesajları yayınladığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi. Onların nerede tutulduğu bilinmiyor. Çin ordusu tarafından yayınlanan son fotoğraflar Çin bombardıman uçaklarının Tayvan yakınlarında tatbikat yaptığını gösteriyor. Askeri uzmanlar Çin'in Tayvan'a müdahale için hazırlanmakta olduğunu öne sürüyor. Haziran ayında suya indirilen İngiltere'nin 3 milyar sterlinlik yeni uçak gemisi Queen Elizabeth'in su aldığı ortaya çıktı. Gemi denizdeki testlerine ara verilerek tamire alınacak. Özbekistan kendi uluslararası pamuk borsasını oluşturacak. Özbekistan elektronik ticaret ve sanal alemde kendi özel sitesini hazırlamayı planlıyor. Bu ülkenin kendi uluslararası pamuk borsasını oluşturmasında ilk adım olacak. Bu yıl Özbekistan'da 2,9 milyon ton ham pamuk üretildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, casusluk yaptığı iddiasıyla bir Norveçliyi tutukladı. Norveç vatandaşının Rus donanmasına ait gizli bilgileri, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na aktarmakla suçlandığı belirtildi.